Selamlar herkese. Evet, yavaş yavaş gelmeye başladı herkes. Biraz erken bağlandım ben de 5 dakika. Ses kontrolü yapayım diye. Evet, tanıdık isimleri görmeye başladım. Şuradan da YouTube canlı yayınını açmak istiyorum. Bir saniyenizi alıyorum, bekletiyorum. Merhabalar Melisa Hanım. Bir 3-4 dakikamız var. O yüzden yaklaşık 70 kayıt gözüküyordu. O yüzden hemen başlamak istemiyorum. Biraz beklemek istiyorum. Sesim iyi geliyor mu bu arada? Chat'e yazabilirseniz. Teşekkür ediyorum Melisa Hanım. Gayet güzel. Evet, sayı artıyor yavaş yavaş. Tanıdık isimler görüyorum. Hem ekip arkadaşlarım var, hem üniversiteden öğrencilerim var, hem iş ortaklarımızdan arkadaşlar var. Hepiniz iyisiniz umarım. Öncelikle dünya olarak biraz zor bir dönemden geçiyoruz. Hatta biraz bile demek biraz şey olur. Evlerdeyiz, evlere kapandık. İçerik üretiyoruz, içerik tüketiyoruz. Hayatlar devam ediyor. Bir yandan da aynen öyle Hasan Can Bey, iyi olmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor sonuçta. Maksimum şeyi alıp, önlemi alıp hayata devam etmek gerekiyor. Ben İngiltere'deyim bu arada. İngiltere biraz hani genel gündem muhabbetiyle başlayalım. O arada zaten bir dakikası kaldı tam schedule ettiğimiz zamanın. İngiltere nasıl başa çıkıyor, başa çıkmaya çalışıyor diyeyim. İngiltere başta birazcık daha açık bir şeyle başladı. Yani herd immunity dedikleri herkese bir şekilde zaten bu geçecek, %80'ine bulaşacak. O yüzden çok böyle sıkmayalım gibi bir politikayla başladı ama bir hafta 10 gün sonra birazcık politika değişikliği yaparak sert bir değişikliğe okulları kapattı, restoran pubları kapattı. Ve şu anda verilen şey yani çok... Yani çok bir key worker diyorlar bunu. Yani çok böyle kilit bir rolde çalışmıyorsanız veya böyle çok acil bir şeyiniz yoksa, ihtiyacınız yoksa dışarıda sadece eczaneler ve şeyler açık, marketler açık. Yani günde en fazla bir kere dışarı çıkın exercise için, ona da 2 metreyi koruyun diyor ama insanlar evlerde. Takip ediyorsunuzdur, sayılar artmaya devam ediyor tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de. Ben nasıl başa çıkıyorum? Ben de işte şeyden beri 3 haftadır evden çalışıyorum. Zaten arada evden çalıştığım günler olduğu için birazcık daha bana hani yakın bir şey oldu. Yakın bir dönem oldu. Ama bir şekilde normalize olmasını bekliyoruz. Ben yavaştan ekranımı yansıtacağım. Çünkü kayıt da alıyoruz. Katılamayanlar olursa zaten sonra kaydı da bir şekilde iletmek istiyoruz herkese. Yavaştan ekranımı yansıtayım ve konuşmaya başlayalım. Bu arada sunuma geçmeden önce ben ekranı yansıtacağım için kaçırabilirim. Şöyle bir ricam olacak. Sorularınız olursa Q&A kısmı var aşağıda göreceğiniz. O Q&A kısmına sorularınızı bırakırsanız ben zaten son bölümünü özellikle soru cevap kısmına ayırmak istiyorum.
O yüzden benim anlattığım anlarda aklınıza sorular gelirse oraya bırakın lütfen. Ondan sonra bütün soruları mutlaka cevaplamaya çalışacağım. Onun dışında çete bakamayacağım, ekrana bakacağım için. Ama şeylerim, ekip arkadaşlarım da şeydeler, şu anda webinardalar. O yüzden özellikle MBIT ekibinden ricam. Çete soru gelirse Q&A kısmına özellikle yönlendirme yapalım. Yavaştan da içeriğimize doğru geçiyorum. Evet. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız ve bu webinara katıldınız. Bu webinar fikri nereden çıktı? Biraz oradan başlayayım öncelikle. MBIT ekibi olarak zaten çok fazla eğitim veriyoruz. Çok fazla yerde gidip konuşma yapıyoruz. Ve içinden geçtiğimiz süreç itibariyle insanların evden içerik tüketme ihtiyaçlarını da göz önünde tutarak biz de zaten uzun zamandır gündemimizde olan webinarlara hızlandırmış olduk ve başlamış olduk. Bu ilk webinarımız. Bundan önce ben ve ekip arkadaşlarım farklı platformlarda webinarlara katıldı ama MBIT markası yaptığımız ilk webinar. İlk olarak da aslında hangi konuyu seçelim dediğimizde çok sıcak bir gündem olan, özellikle yine içinden geçtiğimiz süreçte insanların evde kaldığı süreci en hızlı değerlendirmek için özellikle online eğitimler başta olmak üzere veya başka platformlardan kendini geliştirme suretiyle insanların şu an çok odaklandığı bu dijital pazarlama tarafında kariyeri nasıl oluşturabilirim, nasıl globale taşıyabilirim, burada dünya nasıl değişiyor gibi konular. Bunu seçerken birazcık açıkçası bu zamana kadar birebir beraber çalıştığımız şeylerden, insanlardan da çok fazla sorunun geldiği bir kısım burası olduğu için ilk olarak aldık. Bu webinar içerisinde sonunda umarım unutmam ve şeyi sormak istiyorum. Bundan sonra webinarlarda ne gibi konuları kapsayalım diye. Çünkü bizim MBIT olarak ana fokusumuz büyüme odaklı pazarlama. Ama büyüme odaklı pazarlamanın altında zaten çok fazla alt başlık var. Bugün çok kısaca onlara değineceğim. O yüzden bugün birazcık daha genel bir webinarla açalım dedik ama bundan sonraki haftalarda çok spesifik ve uzmanlık özelinde istekleriniz olursa onlarda da daha detay, daha vertical bazlı webinarlarda şey yapmak, oluşturmak ve sizlere ulaştırmak isteriz. Nasıl bir ajandamız var? Ben akışı üçe böldüm. İlk olarak pazarlama dünyasında bir değişim var. Yani pazarlama dediğimiz zaten doğası gereği. Yani ortaya çıkmaya başladığı ilk günden yani 1960'lar olarak hani literatürde 4P ile beraber ilk ortaya çıktığı şey yapılır, varsayılır. Günümüze kadar sürekli her dönem aslında kendini değiştiriyor ve geliştiriyor. O yüzden ben en son özellikle benim de MBIT'in de uzman olmaya çalıştığı alan büyüme odaklı pazarlama olduğu için oraya doğru olan shift'ten birazcık bahsedeceğim. Bu değişimle beraber pazarlama alanında, özellikle dijital pazarlama alanındaki rollerde nasıl bir şey var, değişim var. Biraz onlardan konuşacağız. Son olarak da aslında katılımcılara baktığımda, yani registrationlar gelmeye başladıktan sonra çok farklı personeller var. Yani yeni mezun var, tradisyonel pazarlama alanında çalışan var, dijital pazarlama alanında çalışan var, kendi işini yapan var. Yani başka bir sektörde olup bu sektöre geçmek isteyen, kariyer değiştirmek isteyen var. O yüzden son bölümde her bir persona bu değişime nasıl adapte olabilir ve MBIT bu anlamda kendi şeyinde, kendi bünyesinde ne gibi şeyler, imkanlar ve fırsatlar sunuyor gibi bir akış hazırladım. Dediğim gibi herhangi bir alanda sorunun olursa lütfen Q&A kısmına yazın. En son zaten birazcık son bölümü hem bugün de değineceğim bizim Digital Marketing Institute'la yaptığımız iş ortaklığı sonrasında Türkiye pazarına sunduğumuz platformu birazcık göstereceğim. Ve birazcık da soru alacağım sizlerden. Bu akış çerçevesinde yavaştan başlamak istiyorum. Evet, şu an Q&A bir soru gelmiş, en son yapacağım. Participant sayıma baktığımda evet gayet partimiz sayısı da iyi durumda. Zaten kayıt da ettiğimiz için dediğim gibi şey yapacağız. Katılamayanları da mutlaka kaydı ulaştırıyor durumda olacağız. Kısaca kendimden bahsederek başlayayım.
Ben iş hayatında İş Bankası'nda başladım. Bir kurumsal şirkette yaklaşık 5 sene satış pazarlama fonksiyonlarında çalıştım. Sonra bugün konuşacağım personellerden biri kariyerini değiştirmek isteyenler. Ben o personelde bulundum hayatımın bir döneminde. Özellikle teknolojiye ve dijital pazarlama tarafına, doktoramı da pazarlama tarafında yaptıktan sonra ilgim alakam arttı. Sonra ben Tikli isimli bir mobil teknoloji firmasına operatörlere altyapı sağlayan geçtim. Biraz sert bir geçiş oldu benim için. Yani kurumsal bir firmadan ve hani dijital ve teknoloji faaliyetlerini değil daha tradisyonel pazarlama faaliyetlerini yürüttüğüm bir yerden dijitalin ve teknolojinin biraz göbeğine düşmüş oldum. Hem büyüklük olarak da bir enterprise seviyedeki bir firmadan daha startup veya scale up diyebileceğimiz ölçekte firmaya geçmiş oldum. 3 senede orada özellikle mobil servis geliştirme, onların pazarlanması ve iş geliştirme tarafında faaliyet gösterdim. 2015'te de MBT'yi kurdum. MBT Next Big Thing'in kısaltılmışı. Kurulduğu günde özellikle hem kendi çıkardığı ürünlere veya girişimlere hem de üçüncü parti firmalara büyüme odaklı danışmanlık sağlayarak başladı yoluna. Sonra ekibin büyümesiyle beraber büyüme odaklı danışmanlığın yanında servisler de geldi. Ve kendi metodolojisini geliştirmekle beraber, geliştirdiği bir ürünle beraber, marketing machine'le beraber hayatına devam etti. Birazdan MBT'nin detayına girince daha detay anlatacağım ama benim MBT'ye geçtiğim anki personamda yine bugün şey yapacağım, bahsedeceğim. Aslında kendi işimi kurmak isteyen personasıydı. Yani o anlamda ben hem kariyer değiştirme personasını, hem tradisyonel pazarlamadan dijitale geçme personasını, hem de kendi işini kuran personayı birazcık kendi hayatımda yaşamış oldum. O yüzden bugün anlatırken naçizane biraz kendi deneyimlerimden de bahsetmeye çalışacağım. MBT benim zamanımın tamamını yakınına alıyor. Ama zamanımın bir kısmını da özellikle akademik anlamda çalışmalara ayırmaya çalışıyorum. İktisat mezunuyum. Yüksek lisansım finans. Doktoram pazarlama. Halihazırda da Bilgi Üniversitesi'nde online olarak interaktif pazarlama dersini veriyorum. Değerli hocam Erdem Aksakal'la beraber. Onun dışında dönem dönem İngiltere'de, Türkiye'de farklı üniversitelere visiting lecture dedikleri böyle arada derslere gidip konuk oluyorum. Çok sevdiğim bir şapkam var. Ondan da bahsetmek isterim. Fırsat buldukça özellikle hızlandırma merkezlerinde ki şeylere, programlara büyüme odaklı danışmanlık, büyüme odaklı pazarlama anlamında hem mentörlük hem de workshoplar yapmaya çalışıyorum. İngiltere'de London Partners Startup Bootcamp, Türkiye'de çok severek uzun dönemde çalıştığım Innogate bunların başında geliyor. MBT'den biraz bahsetmem gerekirse, biraz önce yapmıştım ama çok kısa MBT şöyle özetleyeyim. 2015'ten beri faal olan bir marka MBT ve ilk başta markalara büyüme odaklı danışmanlık anlamında kendi metodolojisiyle yaklaşıp daha sonra bu metodolojiyi ürünleştiren Marketing Machine ismiyle ve bu zamana kadar 100'den fazla markaya dokunmuş İngiltere ve Türkiye ofisleriyle faaliyet gösteren bir marka. MBT 2017'den beri sadece markalara değil aslında kişilere de verdiği eğitimlerle dokunmaya başladı. Halihazırda da Digital Marketing Institute gibi, SAP gibi, HubSpot ve Google gibi dünya çapındaki markalarında iş ortağı olarak hayatına devam ediyor. Şimdi içeriğin ilk bölümü dediğim gibi birazcık pazarlamadaki shift'ten bahsederek geçecek. Şimdi Growth Marketing olarak, Growth Hacking olarak duyuyorsunuz. Benim çok sevdiğim bir tabir değil ama günün sonunda şu an büyüme odaklı pazarlama dediğimiz kısım aslında normal pazarlama metodolojisinden hem akış olarak hem hedefler olarak hem de ekip olarak nasıl ayrılıyor? Biraz ondan bahsetmek isterim. Tradisyonel pazarlama dediğimiz kavram aslında birazcık daha marka adına bilinirlik kazanma veya marka adına yeni potansiyel müşteri datası elde etme gibi konulara, ekranda gördüğünüz daha bizim awareness ve acquisition dediğimiz kısımlara odaklanırken, growth marketing kısmı bizim full funnel dediğimiz aslında sizi hiç tanımayan potansiyel bir müşterinin sizi ilk tanımaya başlaması, dijital asetinize gelmesi, web sitenize, mobil uygulamanıza, sizin istediğiniz aksiyonu yapması, yani bu aksiyon ondan bir iletişim bilgisi almak olabilir, bir ürün satmak olabilir. Sizin müşteriniz olduktan sonra da bütün süreci, yani müşterinin bütün yaşam boyu değeri için yapılan bütün faaliyetleri
yürütüldüğü ve bunların hepsine odaklanan bir alan. Yani buradaki ilk ana kırılım şurada geliyor. Hedefler olarak büyüme odaklı pazarlama veya growth ekipleri, slide'ın sağında gördüğünüz bütün adımlara şey yaparken, odaklanırken pazarlama tarafı birazcık daha işin ilk bilinirlik ve ilk elde etme tarafına odaklanıyor. Burada product'ı da özellikle dahil ettim. Aşağıda bir şey koydum. Sunum hepinizle paylaşacağım. Bir kaynak koydum. Bu kaynakla detaylı güzel de ele almış bir kaynak. Ürün ekipleri de burada aslında growth'la beraber birazcık şeye geliyor. Bizim marketingin birleştiği ve büyüme odaklı pazarlama ekiplerinin bir parçası oluyor. Pazarlama ekibi daha bilinirlik, müşteri elde etmeye bakarken product ekipleri birazcık da product içerisindeki datalara, product'ın hangi feature'ın kullanılmasına bakıyor ama growth ekipleri dediğim gibi bütün funnel'a hakim olmaya çalışıyor. Çok pardon. Bu anlamda baktığımızda da growth ekiplerinin içerisinde birazcık daha farklı fonksiyonlardan şeyler var, roller var. Yani ürün ekipleri de growth ekibinin içerisinde yer alabiliyor, pazarlamacılar da. Design ekipleri de, developerlar da, marketing ekipleri ağırlıklı zaten marketingcilerden oluşurken, product ekipleri birazcık daha ürün yöneticileri ve gene şeylerden, mühendislerden oluşuyor. Proses anlamında bence büyüme odaklı pazarlamanın yeni nesil ve çok popüler olmasının en büyük sebeplerinden biri aslında dataya odaklı ve data üzerinden sürekli test ediyor durumda olması. Yani kararları birazcık insanlara veya sence bencelerden ziyade birazcık da data odaklı veriyor durumda olması. Pazarlama ekiplerinin, yani tradisyonel pazarlama departmanlarında çoğunlukla prosesleri biraz daha kampanya üzerinden dönerken ve hangi kampanya ne planlıyoruz? Ürün ekipleri de birazcık daha zaten çalışanlar veya yakın çalışanlar duyuyordur. İşte Agile, Lean gibi metodolojilerle çalışıyorlar. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda sol tarafta bizim full funnel dediğimiz, yani bir visitor'dan customer'a dönen süreçteki bütün adımları aslında yeni dönemdeki pazarlama ekipleri büyüme odaklı yapıya geçtikten sonra şöyle kabul etmeye çalışıyor. Sağ tarafta hepinizin duyduğunuz aslında farklı kanal kullanımları var. Web sitesi yönetimi, içerik pazarlaması, e-mail pazarlaması, sosyal medya yönetimi. Sıraların hepsi bizim owned media dediğimiz kendimize ait mecralar tarafında. Veya paid media dediğimiz bütün reklam faaliyetleri veya earned media dediğimiz aslında tüketicilerin olumlu veya olumsuz şekilde marka hakkında konuştuğu, tüketicinin bir iletişim kanalı haline geldiği mecra. Şimdi bunlara baktığınızda büyüme odaklı pazarlama bunları hepsini bütün funnel'a nasıl etki eder tarafından birazcık aslında yaklaşıyor. Hatta bunları şey yaparken, planlama yaparken büyüme odaklı pazarlamada birazcık hadi bir e-mail yollayalım, hadi bir AdWords reklamı açalımdan ziyade ilk olarak bizim top of the funnel dediğimiz ilk olarak toplam ziyaret sayısını nasıl artırabilirim? Bunun için hangi faaliyetleri yapmam lazım? Daha sonra ziyaret arttı ama lead'e dönmüyor veya sign up'a dönmüyor. Burada nasıl faaliyetler yapabilirim? Veya lead sayımız arttı, sign up sayımız arttı ama müşteriye dönmüyor. Burada ne gibi faaliyetler yapabilirim? Veya mevcut müşteriye ne gibi faaliyetler yapabilirim gibi. Aslında her bir funnel'ın alanına göre farklı pazarlama, dijital pazarlama kanallarının kullanım mekanizmasını içeriyor. Bu çerçevede baktığımızda şu anda dijital pazarlama dünyasında ağırlıklı rollerinde bu arada büyüme odaklı pazarlama tarafında belki ayrı bir webinar yaparız. Yani biraz önceki slaytlara biraz özellikle hızlı geçtim. Sadece birazcık metodoloji ve çerçeveyi anlayın diye. Ama onun özelinde özellikle bütün funnel yönetimindeki her bir alanda ne taktik yapılıyor kısmında da ayrı bir webinar yaparız. Ben bugün birazcık daha işin kariyer tarafına ve roller tarafına değinmek istiyorum. Çünkü webinarın başlığını da öyle attık, içeriğini de öyle belirledik. Yoksa beni bıraksanız sabaha kadar growth konuşurum. Ama bugün birazcık daha roller kısmına doğru geçmek istiyorum. Bu arada online eğitimden alışkınım. Ama bu şey duvara konuşuyormuş hissiyatı hiçbir zaman sınıf içi eğitimler gibi olmuyor. Şey çok convenient tabii ki. Hemen bir linkle insanlar dünyanın her bir yerinden insanlar bağlanıyor konuşuyorsunuz ama şu duvara konuşma hissiyatı hiçbir zaman gitmiyor bu online eğitim webinarlarda. Orada arada es vermem gerekiyor. Nefessiz kaldığım yerlerde kusura bakmayın. Şimdi hangi roller var? Hangi roller varın içeriğine bakarken nerelerden derledim bunları onları söyleyeyim.
Bir defa biz MBT olarak zaten kendimiz bir ajansız veya bir danışmanlık firmasıyız. Bizde farklı departmanlar var. Bizim çalıştığımız büyüklü veya orta büyük veya orta ölçekli firmalar var. Veya pazarda fotoğraf çektiğimiz bir değişim var. Bu anlamda baktığımızda şu an dijital pazarlama altında roller şöyle konsolidasyonlara doğru gidiyor. Bir strateji bacağı var. Bu özellikle işin daha go to marketinin planlanması, daha aylık planların daha üst süresinden oluşturulduğu kısım. Bir performans bacağı var. Bu özellikle PPC pay per click dediğimiz dijital reklamların yönetimini yapan, Search Engine Optimization SEO dediğimiz arama motoru pazarlamasının optimizasyonunu yapan ve Analytics dediğimiz daha data odaklı şeyler, ekipler. Daha çok performans ekipleri olarak geçiyor. Diğer bir kısım sosyal medya ve content marketing ekipleri. Burada bir iç içe geçme başladı. Sebebi şu. Aslında sosyal medya kendi başına zaten belki de dijitalin içerisinde, belki dijital pazarlamadan daha meşhur olan bir şey. Tabir sosyal medya pazarlaması. Ama sosyal medyanın geldiği durum itibariyle aslında içerik pazarlaması ile beraber, yani bu işin hem copywriting'i, hem SEO'su, hem sosyal medyanın yönetimi owned media olarak, hem earned media tarafındaki influencer yönetimi, hem hazırlanan içeriklerin email marketing ve automation'la şey yapılması, distribüte edilmesi gibi konular birazcık aslında sosyal medya ve content marketing'i de iç içe geçirmeye başlıyor rollere baktığımızda. Diğer bir kısım user experience ve design kısmı. Bu kısımda da işin hem daha product ekiplerinin değindiği, daha onboarding dediğimiz bir ürüne geldiğinde nereden bir aşamadan bir sonraki aşamaya geçirmek için gene çok fazla teste dayalı alınan karar mekanizmalarını yöneten ekipler var. Bir de işin user interface olarak da söylediğimiz gördüğünüz design anlamındaki kısımları var. Ama UX ve design'da baktığımızda ayrı bir kümelenmenin yaşandığı bir kısım. Bir de T-shaped diye bir şey var. Şimdi T-shaped, bilmiyorum duyanlarınız var mı? Birazcık büyüme odaklı pazarlamadan sonra ön plana çıkmaya başlayan bir yapı oldu. Nedir T-shape? Buffer T-shape'i şöyle tanımlıyor. Şu an ekranımda gördüğünüz T-shape demesi sebebi de T'ye benziyor. Hani şeyi görseli. Şimdi bir baz bilgi dediği bir kısım var. Nedir bu? Aslında psikolojiden anlamak, storytelling dediğimiz bu narratif kurmaktan, bir hikaye anlatmaktan anlamak, datadan anlamak, dizayndan, UX'ten anlamak. Bunun üzerine bir pazarlama şeyinin olması, altyapısının olması, işte copywriting gibi, AB testi gibi, funnel bilmek gibi, istatistik, Excel kullanmak gibi. Onun üzerine de bir kanal şeyi uzmanlığı. Kanal uzmanlığı dediğimiz kısımda işin hani community yönetimi de var. İşte CRO dediğimiz conversion rate optimization yani dönüşüm oranının optimizasyonu kısmı da var. Eventler var, reklam yönetimi var, sponsorluklar, sosyal medya var. Ve bunların içerisinde iki tane şey, kısım daha derin bilgi gerektiriyor. Bunlar içerik pazarlaması ve SEO kısımları. T-shaped marketer'ı tanımlarken, bu arada çok farklı markaların farklı, bu kutucukları farklı doldurduğu bir dünya da var. Çünkü bu şu anda zaten literatüre T-shaped marketer budur diye geçmiş bir durum değil ama bunun çok özetle mantığı biraz şu. Spesifik şeylerden, uzmanlıklardan ziyade T-shaped marketer tarafı birazcık daha her şeyi biraz da olsa bilen, anlayan ama uçtan uca execution yapabilen bir role tekabül etmeye başlıyor. Şimdi bu anlamda aslında biraz konsolide etmeye gidersek bu rolleri çok üst resimden şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Enterprise brand dediğimiz daha büyük markalarda nedir? Bu işte çalışan sayısı 500 plus olan markalarda diyeyim. İçerisinde farklı departmanların olduğu markalarda. Daha generalist dediğimiz yani aslında işin daha stratejik boyutunda işte marka yöneticileri bunun için iyi bir örnektir. Hani markanın personası kim bilen, markanın value proposition'ı ne bilen, positioning statement'ını kuran, bütün kanallarda ne yapıyor, tek bir dille konuşuyor mu, tone of voice nedir bilen daha generalist şeyler var, roller var. Yine daha büyük markalarda gördüğümüz daha uzmanlık rolleri var. Bu da nedir? Performans tarafında uzmanlaşmış, sosyal medya content tarafında uzmanlaşmış, UX design tarafında uzmanlaşmış gibi roller.
Bir de T-shaped'i ben biraz aşağıya koyuyorum. Dedim ki bu şu an literatürde bu böyledir olan bir kavram değil. Birazcık değil mi? Ben hem kendi naizane tecrübem hem yaptığım okumalardan sonra böyle bir konsolidasyona gidebiliyorum. T-shaped en çok şurada ihtiyaç oluyor. Daha startup veya scale-up dediğimiz kaynağı kısıtlı ve bu kısıtlı kaynakla beraber çok fazla şey denemek isteyen büyüme odaklı firmalarda bu T-shaped pazarlamacılar ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü büyük firmaların bütçeleri var. Yani farklı departmanlar kuralım, farklı ajanslarla çalışalım gibi. O yüzden farklı uzmanlık alanlarında veya bunları yöneten daha generalist pozisyonlar olurken startuplarda bazen başlangıcında bir kişi bütün 360 derece dijital pazarlamayı execute edebilir durumda oluyor. Şimdi bu çerçevede yani buraya kadar kısım özellikle rolleri şundan tanımlamak istedim. Şeyin altını çizeyim. Şu anda bu rol ya daha doğrusu böyle bir yapılanma iyidir, böyle bir yapılanma kötüdür gibi bir şey demek için yeterli data yok elimizde. Ama yani gördüğümüz şöyle bir değişim var. Özellikle eski düzen pazarlama departmanlarının çok dataya bakmadan, farklı silolarda çalıştıkları için çok fazla birbiriyle entegre olmadan, çok fazla funnel'a uçtan uca bakmadan yaptığı çalışmalarda birazcık daha büyük markalardan bahsediyorum. İşin birazcık etkinliğinin kaçtığının tespitiyle beraber büyük markalarda şu anda growth ekipleri kuruyor. Yani bu growth ekipleri şöyle, markanın dijital pazarlama departmanı var. Hatta içerisinde design, performans, içerik departmanları ayrı, ajansları var. Ama bir de biraz önceki slaytlarda gösterdiğim, içinde bir ürün yöneticisinin de olduğu, bir mühendisin de olduğu, bir UX'çinin de olduğu, pazarlamacının da olduğu, data analistin de olduğu ekipler kurup bunlar yoğun şekilde test yaparak ne işler ne işlemez fonksiyonunu o birazcık da enterprise hantallığını bertaraf etmek için kullanıyor. Startuplarda zaten şey yok. Yani öyle bir şans yok. Startup'ın zaten doğası gereği ilk baştaki bütün ekiplerin ki ilk başta bunlar çoğunlukla founderlar oluyor. Yani founderlardan birisi direkt pazarlama, dijital pazarlama tarafında her şeyi yapar durumda oluyor. Öyle olduğu için yani şu an hani net olarak şu anlaşılmasın. Ya şey bitti, tradisyonel yapı bitti. Herkes T-shaped olacak. Yok öyle bir şey yok. Tradisyonel yapı devam edecek. Öyle departmanlar olmaya devam edecek. Ama buraya kadar anlattığımdan birazdan da birkaç data da göstereceğim. Şunu söyleyebilirim. Hangi fonksiyonda olursa olsun, yani UX işi de yapsa, performans da yapsa, copywriting de yapsa biraz funnel'ı uçtan uca düşünmeye başlaması gerekiyor artık herkesin. Yani oradaki copywriting'i, içeriği hazırlayan kişi, content marketer diyeyim. Onun PPC ekibinin, reklam ekibinin hangi platformlarda hangi audience'ı çıkaracağını, o reklamın hangi landing'e ineceği, landing'den sonra lead geldiğinde ondan sonra arkadan gelecek e-mail otomasyonu nasıl olacağı gibi bunları bütünleşik düşünmeye başlaması gerekiyor. Yani şey birazcık daha geride kalmaya başladı. İşte performansını yapsın, içeriği yazsın, dizaynına baksın. Geride kaldı çünkü tek funnel var. Funnel'ın en aşağısı revenue, hatta dolayısıyla şirket value, şirket değerlenmesi. Öyle olduğu için bütün farklı ekiplerde aynı funnel'a bakarak hareket etmesi gerekiyor. Şimdi birkaç data göstereceğim. 2020 çalışması, Economist grubuyla Digital Marketing Institute'un bir çalışması. Özellikle global çapta bir coverage olduğu için sampling'i 523 kişi katılıyor. Buna dünya çapında. Amerika'da var, Avrupa'da var, APAC bölgesi de var. C-Suite'de var, B2B'de var, B2C'de var. Global marketing yapan da var, şey yapan da var, domestik yapan da var. Ve pazarlamacılara global çapta kariyer, daha doğrusu mevcut challenge'larıyla veya yeteneklerden bekledikleriyle ilgili bazı sorular soruyorlar. Bakalım ne cevaplar gelmiş. Sonra ben de kendi naçizane gelen cevaplardan bir TKP çıkarmaya çalıştım. Şimdi önce şunu soruyorlar. Sizin pazarlama başarınız için en önemli başlıklar neler? Kırmızı kısım very important diyenler, maviler de somewhat important, bir şekilde important diyenler. Baktığımızda customer experience, strategy planning ve brand management, data analytics, UX, social media ilk 5'i alıyor burada. En son konsol edip yorumlayacağım kendi yorumlarımı. Diğer bir kısım, challenge'larınız ne diye soruyorlar. Bu kısım bence önemli. Çünkü yani 500
küsür iyi bir sampling. Dünya çapında toplanan pazarlamacılardan yani iyi bir sampling yapılmış burada. Ve %35'i talent and skill set diyor. Yani bunda hatta şeyini tam olarak şöyle söylüyor. Securing talent with right skill set. Yani doğru skill set'e sahip, doğru yetenek setine sahip şeyleri bulmak aslında. Yetenekleri bulmak diyor. Onun dışında data security var. Bu özellikle GDPR'la beraber Facebook olayının şey yapmasıyla beraber patlamasından sonra çok önemli bir hale gelmeye başladı. Bir de üçüncü bütçeyi kenara koyalım. O hep çıkar. Yani ne zaman yaparsanız yapın. Pazarlamacıda bir bütçe derdi var. Çünkü kimse de yeteri kadar bütçe yok. Diğeri de keeping pace with market demand and audience needs. Bu da aslında birazcık gene pazardaki şeyin değişime böyle hızlı adapte olamamak. Yani aslında birazcık daha birinci maddeye de şey yapan, pas atan bir challenge olarak adresliyorlar. Mevcut talent yapınızda ne kadar in-house, ne kadar outsource ediyorsunuz, hangi fonksiyonlar diye soruyorlar. Gördüğünüz üzere ağırlıklı strateji planlama, data, e-commerce zaten. E-commerce aslında ayrı bir sektör ama bu tarz çalışmaların çoğunda e-commerce'u böyle bir fonksiyon gibi alıyorlar. Sebebi e-commerce'un doğası zaten çok şey. Kendi içerisinde belli olan bir doğa olduğu için yani ve e-commerce yani online hani ne satarsanız satın 3 aşağı 5 yukarı böyle belirli adımların böyle çok standartize olmaya başladığı bir tarafı olduğu için e-commerce ayrı bir fonksiyon olarak aslında bu tarz raporlarda önümüze gelmeye başlıyor. Customer experience, user experience. Bunları diyor ağırlıklı içeride yaparız diyor. Dışarıya neler veriyorlarmış ağırlıklı? Display advertising video, sponsorship event, search marketing ve traditional advertising media buying tarafında çoğunlukla outsource ederiz diyorlar. Çok şaşırtıcı değil zaten bu kısımda baktığımızda. Bir diğer önemli konu, en çok hangi alanda şey yapmakta, yetenek bulmakta, recruit etmekte şey yapıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Data analytics, customer experience, strategy and planning, brand management, user experience ve search marketing ilk 5'i alıyor burada da. Yani başarıyı tanımladığınızda en önemli şeyler, başarıyı getiren driverlar, başlıklar neler diye sorduğunda gene customer experience, data analytics, strategy planning, brand management, user experience ve e-commerce başı çekiyor. Peki toplarsak, ben ne çektim buradaki fotoğraf? Şimdi öncelikle UX, data, sosyal medya, content gibi kısımlarda şey devam ediyor aslında. Önem devam ediyor. Yani o ilk söylediğime geri geleyim. Hani doğrusu odur, doğrusu budur diye bir durum yok. Baktığınızda zaten sampling'in içerisinde 1000 kişiden fazla çalışan da var. 1000 kişiden az çalışan firma da var. Ve karışık sampling geldiği için orada şöyle bir sonuç çıkıyor. Hala bu tarz uzmanlık alanları önemli. Yani bizim specialist dediğimiz kısımlarda önem devam ediyor. Aynı şekilde çoğunlukla ilk üçte gördüğünüz bir başlık var. O da stratejik brand management tarafı. Yani bizim biraz bu şeyde sunumda generalist diye tanımladığımız kısımda importance devam ediyor. Bir de hep ilk üçte gördüğünüz bir şey var. Customer experience diye bir şey geliyor. Şimdi onun tabii ki tanımlanması birazcık güç ama ben onu biraz şöyle tanımlıyorum. Şimdi müşteri deneyimi dediğiniz kısım gerçekten müşterinin dışarıda sizin ilk iletişiminizi gördüğü andan ürününüze gelip, ürününüzü kullanması, sonrasındaki deneyim hepsini uçtan uca kapsadığı için birazcık aslında T-shape'te de burada şey atıyor, aslında pas atıyor. Yani baktığınızda aslında hepsinin common challenge yani ortak sorunu şu. Gerçekten ister specialist olsun, ister generalist olsun, ister T-shape'de olsun doğru yetenekleri, doğru skill set'le alıp bir yerlere yerleştirme tarafı. Yani bu dünya çapındaki aslında gelen raporların çoğunda yakın dönemde gördüğümüz bir şey. Yani ağırlıklı belki pazarda işte dijital dönüşüm vesaire gibi şeyler çıkıyor. Raporlar çıkıyor ama işin insan boyutuna baktığınızda şu an özellikle büyük markalarda, startuplarda doğru yeteneği doğru bir şekilde bulma, yerleştirme, yetiştirme tarafında gerçekten çok challenging bir dönemden geçiyorlar. Yani bunu içinden geçtiğimiz günleri hesaba katmadan bile söyleyebilirim ama içinden geçtiğimiz günlerde zaten bu hat safhaya çıkmış durumda. Şimdi peki şeye nasıl adapte olabiliriz? Değişime nasıl adapte olabiliriz? Bir nefesleneceğim müsaadenizle.
Sunumu buraya kadarınkini hazırlarken özellikle bundan sonraki kısmında birazcık dediğim gibi nacizane hem kendimin hem MBT tarafındaki ekip arkadaşlarımızla oluşmuş o kümülatif şeyin hani know-how'un birazcık yansımalarını vermeye çalışacağım. Şimdi biz MBT tarafında özellikle 2017'den itibaren yani birebir eğitimlere başladığımızdan ne gibi profillerle karşılaştık? Ve bunları nasıl aslında şey yapabiliriz, klasifiye edebiliriz diye bir düşündüm. Ve günün sonunda aslında 6 farklı persona önümüze çıkıyor. Bir tanesi yeni mezun personası, bir tanesi halihazırda dijital pazarlama alanında çalışan profesyoneller, bir kısım career changer ve evolver dediğimiz kariyerini değiştirmek isteyenler, bir kısım tradisyonel pazarlamacılar veya tradisyonel PR'cılar, bir kısım digital entrepreneur veya independent consultant diyeceğimiz yani kendi işini yapan ama daha böyle küçük ekiplerle, tek başına veya küçük ekiplerle. Nedir küçük ekip? 3-5 kişilik ekiplerle yapan. Bir de business owner veya team leader in enterprise. Yani business owner gene kendi işi olup daha büyük ölçekte scale up dediğimiz işte 15 plus 20 plus ekip kişiyle yapan veya büyük bir enterprise'de bir ekibi yöneten. Şimdi bu zamana kadar dijital pazarlamayla ilgili veya büyüme odaklı dijital pazarlamayla ilgili bizim birebir eğitim ihtiyacında konuştuğumuz, birebir eğitim verdiğimiz veya bizim eğitimlerimize ilgilenenlere baktığımızda bu 6 farklı persona çıktı. Biz de nacizane biraz şeyi derlemeye çalıştık. Bu 6 farklı persona bu değişimden dünyanın bu hem pazarlamanın metodolojisi anlamında hem rollerin anlamındaki bu değişimden nasıl adapte olmalı ve başarı için nasıl bir şey almalı, pozisyon almalı tarafında. Şimdi ilk önce yeni mezundan başlayalım. Üniversitelerde ders de verdiğim için çok fazla destek olmaya çalıştığım bir persona. Özellikle daha üniversitede okurken yeni mezun olacak veya mezun arkadaşlar, dijital pazarlamanın bu kadar global çapta ön plana çıkması, bu sunuma koymadım çok da şişirmemek için ama zaten şu anda siz yani Google'a şey yazsanız, Digital Marketing Salary, İşte in London, in US nereyi istiyorsanız yazsanız zaten ortalama globalde maaşlar şeffaf olduğu için ortalama maaşları bile görebileceğiniz bir dünyada ve onun yıllık değişimini görebileceğiniz bir dünyada şu çok net. Yani global şeyde çapta dijital pazarlama uzmanlıklarına ister generalist olsun, ister uzman specialist olsun, ister T-shaped olsun şey artıyor. Talep artıyor. Bu sebeple de yeni mezun olacak veya olmuş arkadaşların dijital pazarlamayı yani öncelikli bakması çok doğal. Şimdi bu tarz arkadaşlara neler öneriyoruz? Onlardan başlayayım. Öncelikle çok fazla kurs var. Yani online alınabilecek, işte ücretli ücretsiz alınabilecek sertifikaların olup verilip verilmediği. Buradaki ana önerdiğimiz birinci konu şu. Alınan kursun hem global çapta bir akreditasyon olması lazım. Çünkü yani alınan sertifika sadece işte toplamda 20 kişinin, 50 kişinin, 100 kişinin aldığı ve belirli bir pazarda geçen bir sertifika ise biraz global yeterliliğini kaybediyor. Bir diğeri de kursun praktise yani uygulamaya elverişli olması lazım. Yani birazcık artık şeylerin hani mesela bu webinar birazcık one way bir iletişim yöntemi. Yani ben size anlatıyorum. Ama bazılarınız belki şu an yeni sekmeyi açtı, bazısı kalktı gitti. Yani şu anda ne kadar sizin interaktif olduğunuzu bilemiyorum ben. Ama yeni dönem şeylerde, online kurslarda özellikle interaktivitenin ön planda olup bir pratik yaptırmasını burada şiddetle öneriyoruz. İkinci taraf, özellikle yeni mezun arkadaşlarda internship, yani imkanı varsa çalışırken bile ben şiddetle tavsiye ediyorum. Hatta buradaki tavsiyemi direkt şöyle söyleyebilirim. Startuplarda da yapın. Staj imkanınızı. Yani dijital pazarlamada bir yerde bir şey yapacaksınız. Startup'ta şey yapabilirsiniz. Staj yapabilirsiniz. Çünkü orası yanan yerler ve orada çok fazla inisiyatif alabilirsiniz. Internship de mi bulamadınız? Volunteer olarak özellikle STK'ların mesela bu tarz pozisyonları çok oluyor. Ondan bulamadınız. Bir blog açıp o blogun üzerinden bütün dijital pazarlama tarafındaki yapılabilecek aksiyonları deneyimleyerek. Bakın deneyimlemek çok önemli dijital pazarlama tarafında. Özellikle yeni başlayanlar için. Veya tabii ki full time bulabiliyorsunuz. Bir dijital pozisyona geçip bir an önce kariyerinizi burada başlatma tarafı. Onun dışında resource tarafında curated resources diyorum. Bu şu demek. Şimdi internetteki içerik çok artmaya başladı. Yani artık böyle
çok fazla Google'a bir şey yazarak hemen böyle hızlıca iyi içeriğe erişemiyor durumda oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir filtreleme süzgeç mekanizmalarından geçiriyorsunuz. Yani ne kadar reputable bir site. Hani daha ya yani bu Google'ın kendi algoritması bunu size ayarlamaya çalışıyor ama gene sizin bir filtreleme mekanizmasına ihtiyacınız var. O yüzden benim buradaki önerim birazcık curated resource olan. Yani zaten sizin alanınıza doğru kaynaklardan kürasyonu yaptığına emin olduğunuz platformlardan biraz hani bunları yapmak. Bugün benim demosunu yapacağım, ufak göstereceğim Digital Marketing Institute'un platformu böyle bir platform. Ama onun dışında HubSpot'un blog tarafı veya Neil Patel'in blog tarafı gibi veya Semrush'ın blog tarafı gibi kısımlar da bu anlamda iyi kürasyon içeren, yani belirli bir filtreden geliyor. Yani o filtre şu, HubSpot'un bir içerik yayınlaması için kendi editoryal filtresinden geçmesi lazım. Tabii ki bu firmaların kendi bloglarında kendi şeylerine, ürünlerine, servislerine yönelik tabii ki şeyler olacak. Pazarlama çalışmaları olacak ama bu emin olun günümüz dünyasında bütün firmaların, Google başta olmak üzere ana önceliği şu. Herkese dijital pazarlama öğretmeye çalışmak. Çünkü dijital pazarlama öğrenme ne kadar artarsa bu tarz tool'ların kullanımı o kadar büyüyerek, eksponansiyel olarak artıyor durumda. Bir diğer başlık yeni mezunlar için. Bir yandan da saatime bakıyorum. Born Global. Yani yeni mezun arkadaşların direkt global başlaması lazım. Yani direkt global düşünmesi lazım. Yani bu arada yeni mezun arkadaşlar çok fazla olan bir şey zaten refleks. Yani sadece belirli bir pazar değil, dünya çapında dijital pazarlama anlamında neler oluyor, hangi ülkede hangi fırsatlar var, daha birinci günden bakıyor durumda olmaları lazım. Bir de burada ben biraz mentorship de öneriyorum. Yani ajanslarda çalışan, markalarda çalışan, kendi işini yapan dijital pazarlama anlamında insanlarla onlardan hani vakit almaya çalışın. Yani 10 dakika, 15 dakika da olsa ne yapmanızla ilgili fikir edinmeye çalışın. Ben de zaman buldukça elimden geldiğince bu tarz durumlarda çok seve seve destek olmaya çalışıyorum zaten. Peki bu arkadaşlar, yeni mezunlar veya mezun olacaklar hangi alanlara fokus olabilir? Şimdi burada zaten bir sonraki bir sürü, yani birçok şeyde de personelde benzer bir kırılımla gideceğim. Burada şöyle bir ayrım geliyor. Bir defa ilk başta aldıkları kursları ben birazcık holistik almalarını öneriyorum. Yani holistik şu demek, bütün konulara şey yapmak, bakmak. Yani işin strateji tarafına da, web sitesi yönetimine de, SEO'ya da, performansa da, sosyal medyada, content'e de, e-mail'e de, analytics'e de, bütün hepsinden bu, içerisinde neler olduğu ile ilgili daha giriş seviye şeyler, eğitimler, kurslarla bir alana bakmak. Ama ondan sonra hangi alanda uzmanlaşacağım dediğinde aslında çok özetle UX ve dizaynı biraz dışarı tutuyorum bu dakikadan sonra. Çünkü UX ve dizayn birazcık daha hani daha öncesinde bir şey gerektiren, yani hani development de öyledir, yani bir kod becerisi gerektirir. Dizayn da ayrı bir beceri gerektiren. Hani öyle çok hızlı kazanılamayabilecek bir şey olabilir, beceri olabilir. O yüzden biraz onları kenarda bırakarak daha dijital pazarlamanın şey alanlarında, hani öğrenilebilen, hızlı öğrenilebilen alanlarında gidiyorum. Bir de bizim daha ana uzmanlık alanlarımız olduğu için, yoksa illa UX'de, dizaynda hızlı öğrenilebiliyordur ama hani onlarla ilgili benim şu anda çok bilgi verilmem doğru olmaz. Performans tarafı ilk başlık. Performans tarafına yönelebilirler. İşin daha analitik tarafına, daha data tarafıyla ilgilenenler. İçerik pazarlaması tarafı birazcık da işin içeriğin yazılması, içeriğin dağıtılması, gene içeriği dağıtırken SEO tarafına biraz hakim olunması, e-mail pazarlaması gibi kısımları kapsayan kısım. Ya da daha dediğim gibi startup şeylerde, firmalarda başlayıp daha T-shaped olmaya, yani hepsinden bir şey öğrenmeye yönelebilirler. Altını çizeyim, şunu yapın diyemem. Çünkü biraz önceki datada da gösterdim globalde. Hepsine hala ihtiyaç var. Bunlar sadece sizin hangi tip firmadan hangi tip rol almak istediğinizle ilgili sizin yapacağınız seçimler aslında. İkinci personaya geçersem dijital pazarlama profesyonelleri. Şimdi burada hem holistik, yani daha genel hepsini kapsayan kurslar ve akreditasyonlar alınabilir. Ya da daha vertical, uzmanlık alanlarında derinleşmek isteyen kurslar alınabilir. Burada created resources çok önemli. Okurken çünkü zamanınız çok değerli. En büyük akçeniz zamanınız ve bu zamanı doğru kaynaklar okuyarak geçirmek çok önemli. Üçüncüsü de global bir perspektifte olma. Yani şunu çok net söyleyebilirim arkadaşlar. Dijital pazarlama anlamında oluşturacağınız know-how, kariyer global çapta geçerlidir. Çünkü tabii ki belirli dil bariyerleri var. Hani belirli pazarlarda dil bariyerleri yaşayabilirsiniz ama işin özellikle data ile ilgili olan, performansla ilgili olan kısımlarında gerçekten dünyanın her yerinde ihtiyaç 3 aşağı 5 yukarı benzeşiyor. Bir development kadar değil, bir yazılım kadar değil. Yazılım gerçekten o anlamda çok şey avantajlı. Çünkü
Zaten bir kod dili var günün sonunda. Ama ondan sonraki en önemli, daha doğrusu en şey, en avantajlı sektörlerden başında dijital pazarlama geliyor diyebilirim. O yüzden global perspektifte olmaları ve network oluşturmaya başlamaları önemli. Hangi alanlara fokuslanabilirler? Çünkü burada farklı performansa çalışan arkadaşlar vardır. Halihazırda content sosyal medyada çalışıyor, alanında çalışıyordur. Yani çalıştığı alanın farklılığına göre strateji tarafına yönelmek olabilir. Performans ve içerik, content marketing, sosyal medya tarafında derinleşmek olabilir veya gene dediğim gibi growth T-shaped tarafına doğru yola çıkabilirler. Üçüncü taraf kariyer değiştiren. Kariyer değiştiren tarafında özellikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle kariyerin belirli dönemlerinde bizim mid-senior dediğimizde 3-5 yıl deneyime sahip olan veya 3-5 plus olanlarda bu biraz başta korkutucu gelebilir. Ben zamanında bunu 5 yıllık deneyimimdeyken böyle bir şey yaptım. Hani harakiri diyorum ben, böyle bir harakiri yapıp hani İş Bankası'nı bırakıp başka bir sektöre ve daha küçük ölçekli bir firmaya geçtim. Burada şu anda yüreklendirmek isterim sizi. Dijital pazarlama sizin uygulayarak öğrenebileceğiniz bir alan. Bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız da harekete geçmek ve denemek için bence şeyinizi, imkanlarınızı zorlayın derim. Ve hani zaten hani genel olarak geçtikten sonra da hani en kötü senaryoda kendi sektörünüze dönüş gibi bir şey de her zaman şeyinizde var. Elinizde imkan olarak var. Ama ben geçip çok fazla dönen görmüyorum. Onu çok net olarak söyleyebilirim. Bu kariyer chain, kariyerini değiştirmek isteyenlere ne öneriyorum? Gene holistik kurslar, global çapta aktivite ve holistik kurslar öneriyorum. Çünkü dikey uzmanlığa gitmeden bir genel olarak bir baştan başa bakması gerekiyor dijital pazarlama alanındaki başlıklara. Onun dışında gene volunteer olarak uygulama anlamında kendilerine ait bir şeyler yapabilirler. Bir blog vesairenin etrafından kendileri öğrenmeye çalışabilirler. Belirli STK'larda volunteer olarak çalışabilirler. Veya hemen bir full time dijital pozisyon arayabilirler. Creative Resources burada da var. Global Perspective ve Network burada da var. Çok önemli. Hatta bu Network Career Change anlamı şundan da önemli. Ben mesela şeyim, yani İş Bankası'ndan geçişi yaparken doktoradaki bir sınıf arkadaşımın şirketine geçmiştim. Yani oradaki network üzerinden bu oluşmuştu. Bunu özellikle global çapta bir network oluşturmanın böyle bir şeyi var, faydası var. Burada mentorship'i de koydum. Özellikle daha önce benzer şeylerden geçmiş, yani kendi kariyerini değiştirmiş kişilerle her zaman bence konuşmak, onlardan fikir almanın değerli olacağını düşünüyorum. Hangi alana fokuslanabilirler? Gene burada strateji bir şey, opsiyon. Özellikle halihazırda çalıştıkları sektörde daha böyle stratejik düzeyde duruyorlarsa gene işin dijital pazarlama bacağında ama strateji bacağına devam edebilirler. Performans ve content gibi gene ayrı uzmanlık alanlarına gidebilirler veya growth T-shape de burada onların önüne çıkan bir imkan. Bir diğer personamız tradisyonel pazarlamacılar. Tradisyonel pazarlamacılar tarafında aslında dijital pazarlamacılardan ana fark burada daha önce dijital anlamda deneyimleme olmaması. Ama pazarlamanın fundamentallarına hakim oldukları için geçişlerinin çok sıkıntılı olmayacağı bir şey. O yüzden tek tek üzerinden geçmeyeceğim ama gene holistik ve vertical kurslar alabilirler. Full time dijital pozisyonlara bence başvurabilirler ve şanslarını orada deneyebilirler. Gene created resources ve network önemli. Alan anlamında da strateji de olur, performans olur, content olur, T-shape de olur. Pazarlama fundamentallarına sahip olmanın avantajının çok fazla olduğunu burada söyleyebilirim. Gelelim Digital Entrepreneur ve Independent Consultant. Bu profil aslında birazcık kendi uygulayan profil olduğu için bu profilin ister istemez hızlıca eğer kendi startup'ı varsa T-shape'leştiğini görüyoruz. Yani T-shape'leşmek neydi? Hani hızlıca her şeyi öğrenip execute eder hale geldiğini görüyoruz ama Independent Consultant'larda danışmanlık verdiği alan neyse, yani performans tarafına danışmanlık veren onun dikeyinde, strateji tarafına danışmanlık veren onun dikeyinde veya content tarafına danışmanlık veren onun dikeyinde uzmanlaştığını görüyoruz. Son olarak biraz daha B2B kafasında olacak bu ama bir de hani büyük bir şey, yani daha sonra 15'ten fazla çalışan olan şirketin içerisindeki bir scale up şeyi, founder'ı veya büyük bir firmadaki team leader'ı ne yapması gerekiyor? Onun nasıl adapte olması gerekiyor? Burada birazcık daha böyle metodoloji izlenmesi gerekiyor. İşte ilk önce tespit edilmesi gerekiyor. Ne gibi şeylere ihtiyaç var? Talentlara veya her bir talentin hangi skill setlerine ihtiyacı var?
Biraz özel ona göre eğitimlerin seçilmesi gerekiyor. Bu eğitimler sonrasında sürekli bunun bir maintenance'ı var. Yani bunun devamlılığının sağlanması gerekiyor. Öyle olduğu için şey tarafında B2B dünyada birazcık daha iş hani kendisinden ziyade ekibini doğru şeye etkinlik seviyesine çıkarmak olduğu için orada birazcık böyle adım adım bir sürecin izlenmesi gerekiyor. Şimdi buradan sonraki bölümü birazcık şeye ayıracağım. DMI platformunu anlatmaya ayıracağım. Çünkü buraya kadar anlattığımız personaları biz 2020'nin başına kadar kendi verdiğimiz eğitimlerle dokunuyorduk. Ama biz MBT olarak bir yerde de eğitim tarafımızdaki belirli kasımızı artırmamız gerektiğini düşündük. Ve burada DMI ile bir iş ortaklığına gittik. Sebebi de şu, aslında bu zamana kadar anlattığım bütün personellerde çok böyle ortak şeyler var, ihtiyaçlar var. Nedir bu? Aslında alınacak kursun veya sertifikanın global geçerli olması. Bunun tek seferli bir şey değil, süreklilik arz eden bir şey olması. Bunun bir şeyden değil, yani sadece bir sınıf içi bir eğitimden değil, hani bir platform üzerinden daha deneyimleyerek olması lazım. Şimdi bunların hepsine baktığımızda veya bir network'e sizi ulaştırıyor durumda olması. Bunların hepsine baktığımızda DMI bizim global çapta yaptığımız araştırmalarda en ön plana çıkan firma oldu. Sebebi de globalin DMI şu anda 55 bin tane member'ı var. Yani bir şekilde birazdan göstereceğim MyDMI platformunu kullanan, herhangi bir kurs almış, sertifika sınavlarına katılmış. Bunlar 135 farklı ülkede bulunuyor. DMI'nin kursları ve sertifika programları kendilerinin Advisory Champions dediği, işte Coca-Cola, Google, LinkedIn, Microsoft gibi farklı firmalardan gelen insanlardan oluşuyor. Yani bu içeriği, sonraki sınavları bu insanların şeyinde, gözetiminde belirliyorlar. Zaten bir global çapta sınava tabi olduğu için sınavda zaten şey, bu TOEFL vesaire gibi sınavlara girdiğiniz merkezlerde, Pearson merkezlerinde oluyor. O yüzden global çapta çok nasıl söyleyeyim, hem geçerli hem de hani böyle hani normal, çok genel geçer bir sertifika değil. İşte mesela İngiltere'de bir işe başvururken işte marketing ISO sertifikasının olması firmaların tamamının yakınında geçerlilik arz eden bir sertifika. Bir diğer kısım, birazdan göstereceğim, içinde çok fazla pratiğin, toolkit'in ve quizlerin olması. Yani sadece böyle bir şeye play'e basıp dinlemek değil, sürekli için içerisinde olduğunuz platform. Göstereceğiz zaten, o daha iyi anlaşılacak. Sürekli eğitim için içerisinde bir library'nin bulunduğu bir platform. Ve aslında birazdan yine göstereceğim, bir network'ün içerisinde olduğu bir platform. Platformun içerisine geçmeden çok kısa eğitimlerden de bahsedeyim. Dediğim gibi bu webinarı biz bir saatlik tuttuk. Birazcık da 10-15 dakika aşacağız zamanı gibi gözüküyor ama bundan sonra her bir uzmanlık veya şey, her bir kurs özeline daha detaylı webinarlarda şey yapabiliriz sizden gelecek taleplere göre. Şimdi şu anda MBT'nin Türkiye'deki şey yaptığı, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüttüğü 6 tane eğitim var. Bunlardan 2 tanesi holistik diyebileceğimiz. DMI Pro zaten en meşhur eğitimi, 30 saatlik. DMI Essential'da 6 saatlik bir eğitim. Hepsinin sertifika sınavları var. Farklı sürelerde ve şeylere giriyorsunuz. Bu sunumu herkese paylaşacağım ve detaylarını zaten orada da görebileceksiniz. Ama çok hani özetle kimin için hangi eğitim bilgisi vermem gerekirse, daha T-shaped olmak isteyen veya daha kariyerini değiştirmek isteyen veya başlamak isteyen buraya veya daha generalist olmak isteyenlerde birazcık daha holistikleri ben öneriyorum. Çünkü başlık olarak özellikle DMI Pro bütün başlıkları çok da derinlemesine kapsıyor, onu söyleyebilirim. Eğer spesifik uzmanlık alanlarına gidilecekse özellikle search marketing performans tarafı, sosyal medya yönetimi özellikle sosyal medya ve içerik pazarlaması tarafı, strateji ve planlama tarafı için strateji planlama ve social selling gibi bir aslında satış ekiplerinde olup dijitali yapacağı satışları artırmak için kullanmak isteyenler böyle uzmanlık kurs ve sertifikasyonlarını önerebilirim. Platformu açmanın önce bir son şunu da söyleyeyim. Neden MBT'den bunu alasınız? Öncelikle MBT şu an DMI'nin zaten Türkiye'deki tek partneri. Bunun dışında MBT'nin hali hazırdaki support ve mentorship ekibi zaten 5 yıldır BİM odaklı pazarlama içerisinde bu işi bir fiil yapanlar. Yani işin içerisindeki sizin yaşayacağınız hem platformla ilgili hem de kursların detayıyla ilgili her türlü konuda karşınıza aslında yetkin bir ekip buluyorsunuz. Bir de bu platform ve bu deneyim full online. Ama biz her çeyrekte bir tane, özellikle şu korona şeyinden de kurtulduktan sonra her çeyrekte bir tane bir şey açıyoruz. Sınıf içi eğitim açıyoruz. Normalde siz DMI eğitimine kayıt olduğunuzda 6 ay
içerisinde sınava girebilirsiniz. Öyle olduğu için bizim herhangi bir sınıf eğitimimize de DMI Pro için şey yapabiliyorsunuz, katılabiliyorsunuz. Çok eğitim detayına vesaire girip şu an boğmak istemiyorum sizi. Birazcık platformu göstereceğim. Eğitimlerle ilgili, sertifikalarla ilgili bütün sorularınızda zaten seve seve sorudan destek olmak isteriz. Şimdi bir platform deneyimi, sonra soru cevaba geçiyoruz. Şimdi MyDMI'ya, DMI'nin şeyine login olduğum anda karşıma ilk çıkan aslında zaten önce hangi kursları aldım. Bir, şu anda göstereceğim şey DMI Pro, en meşhur olan sertifika programı. Ben kendi beğendiğim yerleri anlatacağım. Tamamıyla kendi şeyimden, hani deneyimden beni neler şey yaptı. Yani neler çok ilgimi çekti veya işte pazardaki diğer bu zamana kadar kendimin aldığı veya baktığı eğitimlerden neler de şey yaptı. Farklılaştı kısmına birazcık bakacağım. Şimdi öncelikle her bir eğitimi ana modüllere bölüyor. Şu anda DMI Pro'nun içerisine girdiğimizde dijital pazarlamaya giriş, content marketing, sosyal medya marketing, SEO, paid, display video, email, website optimization, analytics. Bugün anlattığım hani o holistiki ondan birazcık söylüyorum. Aslında hani T-shaped olmak isteyenler, daha generalist olmak isteyenler için aslında bütün başlıkları cover eden bir şey, yapısı var. Onun dışında herhangi bir modülün içerisine girdiğinizde bir diğer çok hoşuma giden kısım bite size learning diyorlar. Böyle yani ufak ufak şeylerde. Hani bu özellikle bir şeyin devamını sağlarken de yani oturup böyle ya bu şey 30 saatlik eğitim nasıl bitecek gibi bir şey değil aslında. Sürekli şeyle böyle ufak ufak modüllerle götürüyor sizi. Bir diğer yani farklı gördüğüm kısımlardan biri de şu. Normalde eğitimlerde şey çok oluyor. Ben de çok çoğunlukla böyle vakit bulucu eğitim almaya çalışıyorum kendim için. Şimdi eğitimlerde böyle açıyorsunuz ve o eğitim böyle akıyor gidiyor ya, hani siz içerisinde bir şey yapmanızda. DMI'de birazcık modüllerde size özellikle her bir modülün içerisinde çok fazla size interaktifte sağlayan kısımlar oluyor. Burada özellikle bir diğer çok hoşuma gelen şey walkthrough'lar. Mesela şu an girdiğim walkthrough benim. Google Ads'te keyword research. Mesela eğitimlerde de çok anlatırım. Yani Google Ads üzerinden keyword araştırma çok kritik bir konudur ve çok önemli bir konudur. Şimdi bunun eğitiminde işte, çok azıcık göstereceğim size. Direkt nasıl yapıldığını aslında anlatıyor. Yani bu gerçek bir Google Ads platformu şu anda. Tamamıyla platform üzerinden size walkthrough'la adım adım götürüyor. Onun dışında her modülün sonunda bir quiz var. Bu özellikle bu quizlerin hepsini yapıyor olmak zaten en son gelecek sertifika sınavı için de en önemli şey hazırlık. Quizlerde de herhangi bir quizde başladığınızda gördüğünüz gibi birebir o anda kendinize ilgili modüle test edebiliyorsunuz. Her bir modülün sonunda da practical exercise diye bir konu var. Bu aslında her modülün sonunda bir simülasyon yaptırıyor size. Yani bir firma, o firmanın başındaki bir challenge veya bir opportunity üzerinden, yani bu paid search tarafında yaptırdığı bir şey. Bakın, bir Google Ads account'u açtırma. Siz normalde Google Ads'e gittiğinizde Google Ads üzerinden platformda reklam nasıl açacaksınız onu yaptırıyor size biri. Diyor ki şu anda nereye basın diyor. Account'a basın diyor. Management'a basın diyor. Bakın bu soldaki blue'a basın diyor. Üstüne basıyor. Şu bu birebir aslında Google Ads'te reklam açma deneyimini böyle tıklatarak size yaşattırıyor. Bir diğer güzellik burada işin aslında şu bonus content tarafında. Bonus content tarafına girdiğinizde burada çok fazla toolkit görüyorsunuz. Bu toolkitler sizin özellikle işinizde birebir uygulayacağınız size aslında şeyleri de veriyor. Template'leri. Mesela bir örnek buna bakalım. PPC toolkit'i. Burada herhangi bir AdWords şeyi açarken, reklamı açarken gerçekten bizim performans ekibimizde benzer bir template'le çalışıyor. Kampanya ismi, farklı ad grupları ve alt keyword'leri belirtiyor. Burada
siz herhangi bir şey açarken, AdWords reklamı açarken, işte buraya yazıyorsunuz, yazdığınız şey direkt yan tarafta görmeye başlıyorsunuz gibi. Birebir aslında sizin direkt kullanıp birebir işinizde faydalanabileceğiniz toolkitleri de yine sağlıyor. Şimdi işin eğitim tarafındaki en ön plana çıkan şeyler, en ön plana çıkan kısımlar bunlar. Birazcık daha platformun genelinden de bahsedip sonra direkt soru cevaba geçmek istiyorum. Şimdi platform dediğim gibi aslında siz bir DMI eğitimini aldığınızda aslında bir seferlik bir eğitim almıyorsunuz. Bir defa 6 ay boyunca eğitime erişiminiz oluyor. 6 ay içerisinde sınava girebiliyorsunuz ama bir yıl boyunca şu anda göstereceğim platformun içerisine erişiyorsunuz. İçerisinde neler var? Library kısmı özellikle bu işin devamlılığını sağlamak için sürekli güncel içeriklerle dolu. Şu an gördüğünüz gibi COVID-19, sosyal medya gibi çok anlık içerikler, bunlar eksklüzif içerikler çoğu. Yani sadece üyelerin gördüğü. Onun dışında mesela toolkit'e bastığımda, biraz önce gösterdiğim PPC toolkit'ti size. İşte Digital Media Tracker, Sosyal Medya Template, Media Budget Tracker gibi bir sürü gene şeyde ya Word'de ya Excel formattaki toolkit'e erişebiliyorsunuz. Event kısmında şu an bizim yaptığımız webinar gibi global webinarlar oluyor. Onlara erişebiliyorsunuz. CPD dediği bir kısım var bunun. Continuous Performance Development diye. Siz sertifikayı aldıktan sonra size sertifikanız süresiz geçerli. Ama size sürekli buradan bir puan toplama, bir gamification'la beraber sürekli küçük küçük kurslar atarak o şeyinizi, güncelliğinizi korumanızı sağlıyor. Community kısmı gerçekten çok hareketli. Yani şu an 55 bin, 58 bin member var. Ve şu an burada insanlar birbirine soru soruyor ve burada yani burada iş fırsatı bulan da var, birbirine şey yani taktik paylaşan da var. Bakın 3 hours ago 2 yani şey anlamında şeyinin güncelliğini çok koruyan bir taraf. Son olarak support kısmı var. Support kısmında zaten yani çok böyle genel geçer soruların cevapları burada var ama her zaman support tarafında da kontak tarafından MBT'ye ulaşıp herhangi bir sorunuz varsa onu sorabiliyorsunuz. Dediğim gibi çok hani platformun şu an içerisindeki ana benim hoşuma giden şeyleri söylemeye çalıştım ama platformun birebir deneyimlemek isteyen insanlara özellikle yani bunu birebir deneyimlemenizi de çok böyle tavsiye ederim. Ekibimiz zaten iletişime geçtiğinizde demoyu birebir yapabiliyor durumda olacak. Şimdi benim içeriğim burada. Bundan sonraki taraf biraz da DMI ile ilgili benim gösterdiğim ekranlarla ilgili. Şey sorusunda çok geliyor söyleyeyim. Kimler alıyor bu sertifikayı? Bu sertifikayı yani Twitter'da, Google'da çalışanlar bile alıyor. Onu söyleyebilirim. Yani DMI'nin bu anlamda global akreditasyonu ve global çapta popüler bir sertifika olması özellikle hani büyük kurumlarda çalışanların bile aldığı bir sertifika olarak önümüze geliyor. Ben duruyorum burada. Özellikle işin şey tarafında bundan sonraki slaytları zaten ilettiğimde katılımcılar oradan zaten detayları görebilecekler. Biraz soru cevap yapalım isterim. Hemen ekranıma dönüyorum. Q&A kısmını açıyorum. Evet, sorular gelmiş. Şu anda sorusu olanların Q&A yazması şey yeterli. Ondan sonra zaten soru cevap olarak ilerleyeceğiz. Kerem'den gelmiş sorular. Kerem de bayağı uzun yazmış. Birazcık okumam lazım. Kerem'inkini okuyorum. Herkes de siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. O yüzden okumam lazım. Grow Market açısından baktığımızda eğer tüm funnel'ı göz önüne alıyorsak performans ve sosyal medya içerik pazarlaması birbirinden ayırabilir miyiz? Bunun yerine bu iki fonksiyonun bütünleştirilmesi ve denetleyen yön veren ekibi ayırmak daha mantıklı olmaz mı? Mevcut durumun gerek medya ajanslarında gerekse de marka yapıları içerisinde genelde bu olduğunu farkında olmakla birlikte traditional yapılarda değişime nasıl baktığınız konusunda sizin görüşünüzü almak isterim. Teşekkürler. Kerem aslında bu tam olarak o T-shaped'inde ön plana çıkmasının ve growth ekiplerinin ön plana çıkmasının başlı sebeplerinden bir tanesi. Bu kolay bir şey değil. Günün sonunda baktığınızda hani bu değişimi özellikle büyük firmalarda yapmak. Ama hani burada benim çektiğim resim şu. Büyük firmalarda farklı departmanlar varken growth ekipleri birazcık daha hibrit yapılarla bu fonksiyonu görmeye çalışıyor ama küçük ve orta ölçekli firmalarda zaten çok hızlı bir şekilde T-shape'leşme yani bunların iç içe geçmesi tarafı şey yapıyor. Ama tabii burada şöyle bir paradoks var. Küçük firma büyümeye başladığında departmanlaşma tekrar başlıyor. Yani bu birazcık büyüdüğünde hantallığın artmasından dolayı agility için tekrar growth ekiplerine ihtiyaç duyma gibi bir döngüye doğru şu anda atıyor.
Kerem'in diğer sözü, Adam for Success araştırma sonuçları ışığında data uzmanlarının hala arandığını görüyoruz. Uzun yıllarda hayatımızda yaran CRM uzmanları, yöneticileri, ajanslarının data uzmanlarının dönüşememelerini ve data uzmanı ihtiyacı karşılamamasını neye bağlı, karşılayamamasını neye bağlıyorsunuz? Süper bir soru. Şöyle, 1990 yılında CRM hayatımıza girdiğinden beri data diye konuşuyoruz. Ama çok şey var burada, çok fundamental bir konu var, o da şu. Data her yerde zaten. O big data diye zaten içini boşalttığımız bir kavram var. Her yerden data akıyor. Bu datayı alıp bir yerde collect edebiliyoruz. Datadan belirli raporlar çıkabiliyoruz ama önemli olan o datayı şeye, nasıl söyleyeyim, bilgiye ve aksiyona çevirme tarafı. Öyle olduğu için bu geçişte datayı çok iyi bilmek, data yani çok iyi işte şey sorgular, business objects'ten çok iyi sorgular çekmek veya böyle çok büyük datalarda Excel'de oynayabilmekin ötesinde, bunlar da önemli uzmanlık ama ötesinde datayı okuyup datayı execution'a ve business'a çevirebilmek daha önem kazandığı için adapte olamayanlar da biraz datayı, hatta hani şey diyebilirim, big data yerine actionable small data'nın daha önemli olduğu bir dünyadan geçiyoruz. O yüzden actionable data'ya giden kısım şu anda daha şey yapıyor, önem arz ediyor. Kerem, naçizane bir öneri sunmak istiyorum. Dijital pazarlamada çalışmak isteyen arkadaşlarımızın pazarlama teknolojisini yakından takip etmesini öneririm. Kişisel gelişimde Adobe gibi Martech Tool üreticilerini takip etmeye çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Aynen katılıyorum. Hatta şey yapabilirim. Ben de ek yapabilirim Kerem. Yani HubSpot gibi tool'lar, Semrush gibi tool'lar, bunların hepsi yani özellikle marketing teknoloji alanındaki firmalar hem işin teknoloji anlamında size self-service'ini yaşatıyor hem de onların içeriklerinden faydalanmak bile aslında ciddi anlamda bir o created içerik dediğimiz kısmı dolduruyor. Remzi Nedim Karataş, marketing ve branding arasındaki fark nedir? Marketing, branding'in bir üst bacağı olarak düşünebiliriz. Yani literatürdeki şeylerden biridir bu arada. Hani savaşlardan biridir. Yani biri işte, is marketing a science or an art? Ya da difference between marketing, branding, marketing, advertising gibi. Ben bu tarz durumlarda çok fundamental şu yönteme gidiyorum. Marketing işin birazcık daha 4P bacağında. Yani işin ürününe de, dağıtım kanallarına da, fiyatlamasına da, promosyon kanallarına da bakan kısımda. Yani dijital dönüşüm de hani marketingin, insan kaynaklarının yapılanması da marketingin işi. Marketingin yaptığı her şeyde, fonksiyonda da stakeholder'a göre konumlanması var. Yani bu stakeholder çalışanınız da olabilir. Bu stakeholder iş ortağınız da olabilir. Potansiyel müşteriniz de olabilir. İşte orada markanızı stakeholder'lara göre nasıl konumlama yapacaksınız, nasıl konumlanacağınız tarafta birazcık da branding işin içerisine giriyor. Hüseyin Can, hocam selam. Her şeyi data üzerinden yapacaksak orta vadede marketingçi kalmayacak, öngörebilir miyiz? Ben öngörüyorum çünkü. Hüseyin, burada katılamayacağım sana. Çünkü belirli fonksiyonlar data üzerinden devam edecek ama son yapılan araştırmada bile bak strategic management'ın, strategic brand management'ın hep top 2-3'te olduğunu görüyoruz. Neden biliyor musunuz? Data her yerde, tool'lar her yerde ama karar verecek, stratejiyi kurgulayacak kişi gene insan. Yani burada mesela belirli şeyler, belirli alanlarda şu an datayı, yani insan kaynağını datanın yediğini görüyoruz. Nedir? Yani çok böyle matematiksel bir yerde bir medya satın alması yapacaksa, yani sen bir platformda hangi şeylerde, hangi maliyetlerde, hangi banner'ı göstermek istiyorsan vesaire, bunu insanın ayarlamasındansa matematiğin veya datanın veya tool'un ayarlaması daha rahat oluyor. Ama dönüp size bir firma geldiğinde, işte şöyle bir firma söyleyeyim, işte artificial intelligence alanında dünyadaki bankacılık şeyini, sektörünü değiştirecek bir B2B firma geldiğinde ve from scratch pazarlama tarafında bütün şeyinin, stratejisinin planlanması ve execution yapılacağında onu şu anda hiçbir tool, hiçbir matematik yapamaz. Öyle olduğu için insana data arttıkça, tool arttıkça bu data ve tool'ları iyi kullanabilen insan kaynağına ihtiyaç gitgide daha çok artıyor diyebilirim. Remzi Nedim Karataş. Neuromarketing şu an ne seviyede kullanılıyor? Neuromarketing'in şu anda kullanıldığı farklı alanlar var. Dijital tarafta, dijital pazarlama tarafında özellikle user experience design tarafında, yani bir web sitesi veya mobil uygulamanın tasarlanmasında neuromarketing datalarından faydalanabiliyor. Veya halihazırda tasarlanmış belirli sitelerin içerisinde yapılan optimizasyon çalışmalarında faydalanabiliyor. Veya tradisyonel pazarlama tarafında özellikle paketleme, rafın neresine koyayım gibi taraflarda faydalanılıyor. Ahmet Polat, dijital pazarlama bunlardan bir tanesinde yetkin olsak, örneğin SEO freelance çalışma olanağı bulabilir miyiz ya da nasıl bulabiliriz? Kesinlikle bulabilirsiniz.
Buradaki önerim şu olur. Özellikle şey tarafında, dikey uzmanlaşma tarafına gittiğiniz, yani siz bir search engine optimization, arama motoru pazarlaması uzmanı olduğunuz bir noktada, siz o dikeyin uçtan uca hakimiyetini sağladığınız, bu sağladığınız hakimiyeti, know-how'u üçüncü parti firmalara veya kişilere ürünleştirebildiğiniz, servisleştirebildiğiniz noktada çalışma olanağı bulabilirsiniz. Zaten şunu söyleyebilirim, yani şu an elimde bir data yok onunla ilgili ama hani hem Türkiye hem globalde gördüğüm freelance en fazla dijital pazarlama uzmanının olduğu alan search engine optimization alanı diyebilirim. Kerem, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Galaxy J6 olarak çıkmış isminiz ama Hüseyin Bey, yok hocam haklısın ama stratejide otomasyon, o zaman belki yakın ortalarda ben data yorumlamanın da mümkün olduğunu düşünüyorum. İkinci sorum, DMI free trial var mı? DMI free trial şöyle yok. Yani bir account açamıyoruz size ama DMI'nin platformunu deneyimlemek istiyorsanız iletişime geçin. Yani şeyimiz, danışmanlarımız orada size demo yaparken birebir deneyimlemiş kadar oluyorsunuz ama free trial açılmıyor çünkü içerisinde bir enformasyon olduğu için bir free trial gibi bir şeyleri, yani Global'in öyle verdiği bir imkan yok. Evet, bu kadar soruyu cevaplamış oldum. Başka soru yok mu? Süper. Ben o zaman yavaştan şey yapayım. Toparlayayım. Öncelikle sağ olun. Yani şey katıldınız, dinlediniz. Umarım fayda sağlamıştır. Özellikle şu anda bundan sonraki webinarlarda hani değin dediğiniz konular varsa chat kısmına yazabilirsiniz. Chat kısmından onları toplayalım. Neler olabilir? Bu anlattığımız DMI sertifika kurslarının tek tek detaylarına girebiliriz. Hangi bir kursta ne anlatılıyor? Veya büyüme odaklı pazarlama tarafında, özellikle bizim ajans tarafında yaptığımız faaliyetleri anlatabiliriz. Yani strateji nasıl geliştiriliyor, funnel nasıl kuruluyor, sosyal medya planlaması nasıl yapılıyor, işte aylık şey PPC planı nasıl çıkarılabilir gibi. Yani işin hem bizim ajans tarafında birebir execute ettiğimiz kısımlarla ilgili şeyler yapılabilir, webinarlar, hem de normal kursların, DMI kursların özellikle detaylarla ilgili yapılabilir. Önerileriniz varsa bir 5 dakika daha açık tutacağım session'ı. Chat'e yazabilirsiniz. Zaten bir iki gün içerisinde bir sosyal medya şey döndüreceğiz. Bir anket döndüreceğiz. Ne tip webinarlar istersiniz diye. Müşteri deneyimi üzerine gitmenizi çok isterim demiş Remzi Bey. Not alalım. Bir yandan da katılımcılara bakıyorum da. Kerem'i derslerden hatırlıyorum. Kerem, sen benden ders almış mıydın? Ayşe'yi, evet. Ayşe şu anki güncel öğrencilerimden. İnteraktif Pazarlama Marka Okulu. Ekip arkadaşlarım var. İTÜ Nugget ekibinden Merve'yi görüyorum. Selamlar. Ayşe, benim sorum yok hocam diye. Ayşe şeyden, öğrenci şeyinden modundan, dün online ders vardı da. Selam Merve. Onun dışında evet, o zaman başka şey gelmiyor gibi. Öneri soru. Her zaman bana direkt yazabilirsiniz. akademi@mbitdigital.com'a yazabilirsiniz. Evet, Hasan Can Başkan, ajans tarafındaki uygulamaları görmeyi çok isterim. Tamam, bir tane şey istiyoruz zaten. Yani büyüme odaklı pazarlama tarafında şeyi nasıl yapalım? Biz nasıl yapıyoruz? Funnel'ı nasıl oluşturuyoruz, nasıl yönetiyoruz gibi bir tane yapmak istiyoruz zaten. Onu özellikle şey yaparım. Hüseyin Can, bu arada iki soru daha gelmiş. DMI benzeri bir Türk yazılımı yapmayı düşünüyor musunuz? Güzel bir soru. Şöyle, Grow Marketing Hub isimli bir ürünümüz çıkacak. Yaklaşık bir ay sonra, yani Nisan ortasında çıkarmayı düşünüyoruz. Ne olacak o ürünün içerisinde? Aslında yani DMI platformuna benzer platform olacak. Birazcık daha bizim orada büyüme odaklı datalara, daha doğrusu büyüme odaklı kaynaklara yoğunlaştığımız kısım olacak. O yüzden o çıkar çıkmaz da bir webinarda özellikle tanıtmak istiyorum zaten. Merve Hanım'dan da şey gelmiş. Sizden bir tool bekliyorum diyecektim. Geldi soru. Evet. Yani marketing machine çıkardık. Şu anda ajans tarafında o hizmet veriyor ama herkesin kullanabileceği SaaS olacak. Platform Grow
Marketing Hub'da gelmek üzere diyebilirim. Yani hani 15 günü falan var. Son testleri oluyor. Ahmet Bol'a mail adresi veya size ulaşabileceğiniz bir alan paylaşır mısınız? Şu an chat'e yazıyorum. Kendi mail adresini de yazıyorum. .com. Kurumsal adresi de bıraktım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hüseyin Can, sorun var. Buyurunuz. Böyle soru cevap rahat oluyor ya. Tek başına anlatınca. Nefesi zor getirdim valla. Hüseyin Can, sorunu bekliyorum. Şurada bir şey kaçırmadım değil mi? Ha Kerem. Medya attribution alanında bir webinar olursa sevinirim. Güzel, çok niş bir alan. Kavga dövüş çok orada. Yani yapalım da hani first clay'e göre mi yapalım, last clay'e göre mi yapalım, assisted clay'e göre mi yapalım? Çok niş kalabilir Kerem. Şey yapalım, notu alalım ama biraz böyle katılımcıların da böyle şey yapabileceği bir noktada buluşabileceği başlıklar seçmeye çalışıyoruz. O yüzden seninle bir ara sohbet ederiz istersen media attribution alanında. Chat'ten yazdım, görünmüyor mu? Allah Allah. Ahmet Pol görünüyor, durumda olması lazım. All panelist'e attım ama nereye atayım? Sana gözükmüyor. Neden acaba? Ha, everyone, pardon. Panelist'e atmışım. Teşekkürler. Şimdi gelmiş olması lazım. Tamam, teşekkür ediyorum. İlk şeyin webinarın günahı olmaz diyelim. Süper. Hüseyin Can, korona sonrası tüm sektöre iş yapış şekillerini değiştirecek. Yeni hayatımıza growth marketing'de format değiştireceğini düşünüyorum. Bu konuyu hiç planladınız mı? Şöyle aslında yani korona sonrası sektörlerde sektör bağlı çok farklı şeyler var, kırılımlar var. Yani örnek vereyim işte turizm, havacılık çok ciddi kan alıyor ama işte şu an kullandığımız platform gibi Zoom gibi veya proje yönetim platformları uçuşa geçmiş veya online eğitimler uçuşa geçmiş durumda. Öyle olunca sektör bazı bir zaten etkilenme düzeyi gibi bir şey var. Yani olumlu, olumsuz. Olumsuzlar içerisinde bir etkilenme düzeyi var. Ben grow marketing'in çok bu aşamada format değiştireceğini düşünmüyorum. Çünkü biraz şey, yani grow marketing zaten hani felsefe olarak uçtan uca deneyimi tasarlama ve hani en sona yani müşterinin yaşam boyu değeri ve aslında şirket değerlemesine göre bütün şeylerini, kanallarını ve insan kaynağını ve bütçesini optimize eden bir felsefe olduğu için hani bu durumda kanal bazı farklılıklar olacak. Örnek vereyim. Şimdi bizim çalıştığımız firmalardan da ağırlıklı hani eventlerle lead toplayanlar, eventlerle müşteri bilgisi alanlar ne oldu? Eventler kapanınca bir anda online'a inbound'a dönmek durumunda kaldı. Veya şu an yaptığımız gibi webinarlarla veya podcastlerle iletişim yapmaya başladı. O yüzden kanallar farklılık gösterecek ama felsefe olarak grow marketing felsefesi daha da sağlamlaşacak diye düşünüyorum. Tamamız herhalde. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ben teşekkür ederim Hasan Can Bey. Hepiniz sağlıklı kalın, evde kalın. Kendinize dikkat edin. Bundan sonraki webinarlarda her zaman bekleriz. Hüseyin Can, hocam bence marketing danışmanlığı satarken yanına uzaktan çalışma metodolojileri de know-how'unda bandı ederseniz daha çok kişiye gidecektir. Sağ olasın Hüseyin. Ya şöyle şu an hani çok böyle ürün portföyünü veya uzmanlık alanımızın çok dışına çıkmak istemiyoruz. Yani biz kurulduğumuz günden beri özellikle şeye çok dikkat ediyoruz. Yani bizim zaten ana mantramız it's all about growth. Yani biz bir konuda bireylere veya markalara bir fayda sağlamaya çalışıyorsak ürünle veya danışmanlıkla veya eğitimle veya servisle hep aynı alanda kalmaya çalışıyoruz. Hani ben uzaktan çalışma metodolojisinde ben sadece kendi deneyimlerimi paylaşabilirim ama şey hani o tarafta hani bir onu bir ücretleyecek bir mekanizmaya çevirmeye bizi şey yani konumlama olarak şey yapmaz. Doğru bir noktada olmaz. Sağ olasın önerin için. Herkese teşekkürler. Herkese teşekkürler. Ben teşekkür ederim Bartu. Hüseyin selamlar, Ayça selamlar, Erkin selamlar, Salih selamlar. Tamamdır. O zaman şuradan end meeting diyerek Q&A'ya son bir kez bakıyorum. End meeting diyerek devam. Kendinize iyi bakın. Bay bay.